17 Mart 2017'de yapılan bir sınav, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. Öğretim Hazırlık C Şubesi, e, kompozisyon soruları bunlar. 2. dönem, 1. vize değerinde. Haftalık e, bir blok e, ders bu, 2 saat. Fınım 20 sorudan oluşuyor. Bu videoyu dinlemeden önce hemen videonun altında verilmiş linkten bu soruya ulaşabilirsiniz. Soruya ulaştıktan sonra cevaplarınızı videoyu devam ettirerek dinleyebilir, cevaplarınızı karşılaştırabilirsiniz. Birinci soruda bir Türkçe cümle var. Bu yeni araba benimdir. Bunun çevirisini bulacağız. Önce biz kendimiz tercüme etmemiz lazım. Ve kendi çevirimize en yakın olan şıkkı bulmak gerekiyor. Bu yeni araba benimdir. Yani bu yeni araba burada özne, benimdir bu da yüklem. Şimdi benimdir sahiplik bildirdiği için e, e, sahiplik bildiriyor. Bunu bilmemiz lazım. Efendim, şimdi bu bir isim cümlesi. Arapçaya tercüme edeceksem önce bir virgül koyuyorum önünde ve sonunda boşluk var. En sonunda da nokta koyuyorum. Şimdi yüklememizi virgülden sonraya, özlemimizi de virgülden önceye getireceğim. Tabi Türkçe cümlede özle ve yüklem bulmam lazım. Şimdi benimdir, bana aittir demek. Bunu Arapçada li ile ifade edebiliriz. Li. Şimdi özneyi tercih etmem gerekiyor. Bu yeni araba. Şimdi burada iki tane sıfat var Türkçede. Bu araba yeni araba iki tane sıfat var. E, efendim sıfat tamlamasında sıfat tamlaması e, Arapçada da e, önce mevsuf getirilir araba sonra da yeni ya da önce araba getirilir sonra da bu getirilir. Bu şekilde ifade edilir. Yani önce mevsuf sonra sıfat Türkçedekinin tam tersine. O zaman bu terkibi nasıl tercüme edeceğiz? Araba asıl eleman olduğuna göre bu sıfat normalinin sıfıra atı deriz. Sonra iki tane sıfat var. Bir bu, ikincisi yeni. Efendim sıfatları normal sıralama şeklinde yapabiliriz. Buyu önce yeniyi sonraya getirebiliriz ya da yeniyi önce buyu sonraya getirebiliriz. Efendim en baştaki ismi en sona getirmek daha uygun olabilir Türkçedeki bu sıfat tamlamasını Arapçaya tercüme ederken yani es-sayyaratul cedidatu ondan sonra da hazihi diyebiliriz. Yapmış olduğum bu terkip bu yeni araba demektir. E bunu alıyorum. öznenin yerine koyuyorum. Bu yeni araba benimdir. Es-sayyaratul cedidatu hazihi li" demek. Fakat bakıyorum böyle bir çeviriyle çeviriye rastlamıyorum. Çünkü işaret zamirinin e, tercümesinde iki yol izlenir. Bir tanesi şu, bedel grubu olarak da kullanılabilir e, işaret zamiri Arap dilinde. Yani Türkçedeki sıfat tamlaması, eğer içerisinde işaret zamiri geçiyorsa Arapçaya, hem sıfat tamlaması olarak tercüme edilebilir. Bakınız buradaki hazihi seyyaranın sıfatıdır. zihi dört açıdan seyyaraya uymaktadır. Sıfat tanımasında sıfat mevsuftan sonra gelir. Ya da işaret zamirini el takılı ise mevsuf başına getirmek suretiyle de aynı anlamı ifade edebiliriz. Ama her zihinin işte bu ismin önüne geçebilmesi için önüne geçip tek bir kelime grubu oluşturabilmesi için ki biz buna bedel grubu diyeceğiz. Kesinlikle bu e, arabada el takısı olması lazım. Marifelikten bahsetmiyorum sadece. Kesinlikle el takısı olması lazım. Marifedir ama el takılı değilse her değil, o ismin başına geçerek e, e, bedel grubu oluşturamaz. Yani mesela bu Muhammed hastadır demek istediğinizde her de Muhammed'un maridun diyemezsiniz. E, çünkü bu Muhammed derken bedel grubu oluşturacaksanız Muhammed'in başında el takısı olması lazım. Ama Muhammed'in İsmi El-Muhammed değil, Muhammed e, Demek ki el takısı koyamıyorsun e, Madem koyamıyorsun işaret zamirini başa alıp bedel grubu ile bu Muhammed diyemezsin O zaman Önünde tek bir ihtimal var Sıfat tamlaması Terkibini kullanıp Muhammedun heze. bu Muhammed Maridun Diyebilirsin Peki burada e, Otomobil el takısı alabilir e, Efendim e, Zaten almış o zaman bunu biz istersek şu hazihi el takılı olan bu seyyaranın başına getirerek bu yeni araba diyebiliriz. Şimdi burada bu bedel grubu oluşmuş oldu burada. Hazihi seyyaratu. Yani Türkçe'ye bu araba diye tercüme etmemiz bunun sıfat tamlaması olduğunu göstermez. Çünkü Türkçe'de böyle bir terkip yok. Yani işaret zamiri sıfat olarak kullanılır. Ama Arapça'da iki tane Efendim, e, kullanım var. Efendim, biri hezihinin sıfat olarak gelmesi, bir de e, bedel terkibinde müptelmin olarak gelmesi. Müptelmin ile bedel. Bunların adını bilmeseniz de, işte bu ikisine bir bütün olarak bedel grubu diyoruz. Ve tek bir ögeye karşı gelir. E sıfat, e, sıfat da seyyaraya dört açıdan zaten uyuyor. Bu yeni araba, li. Bu yeni araba benimdir cümlesi Arapçaya iki şekilde tercüme edilebilir. Bunlar Es-seyyaratu cedidetu hadihi li ya da hadihi seyyaratu cedidetu li. Bakıyorum. Hadihi seyyaratu cedidetu efendim bir nolu cümlede geçiyor. Demek ki doğru şık A'dır. Peki diğer şıkların anlamları nedir? Onlar üzerinde duralım. Bey hakkında diyor ki Seyyaratu hazihi'l cedideti bu yeninin arabası benimdir. Bu yeninin arabası benimdir. böyle bir cümle olmaz zaten. Buradaki şu müpteda öteki de habere karşılık getirmek isteniyor. Mütekim hepsinde aynısı var ama terkip yanlış. Cimde hazihi'l seyyaratu bu araba cedidetun li benim için yenidir. Bu araba benim için yenidir. Buradaki ye bu yeni araba değil burada. Niçin? Çünkü cedide kelimesi efendim arabanın sıfatı ama burada sıfat olarak gelmemiş. Sıfat olarak gelseydi dört açıdan uyardı. Uydurulmamış. Demek ki sıfat değil. Daha şıkında hazihi bu seyyaretun cedidetun li Aa, burada da güzel bir cümle kurulmuş. Bu özne bitti. Ama benim özne burada Türkçe cümlede bu yeni araba burada bitiyor. Ama burada bu virgül yani özne bitti. Seyyaratun cedidatun li bana ait olan yeni bir arabadır. Yani benim yeni bir arabamdır. Hâdihi bu benim yeni bir arabamdır. Her başarılı erkeğin arkasında ondan daha başarılı bir kadın vardır. Efendim bu cümle e, biz e, fissaffi, talibun şeklinde formülize ediyoruz. <laughs> fissaf ve talibun sınıfta bir öğrenci var demek. Sınıfta bir öğrenci var demek. Bu yapının efendim bu formülün e, bize söylediği şey şu. Yüklem şibi cümlesi olduğunda cehar mecrur ya da zarf müpteda nekra olduğunda yüklem başa geçer. Buradaki et, e, buradaki talibun öznedir, müptedadır ve nekradır. Fisaf ise yüklemdir. Bu gibi yapılarda yüklemin başta olması zorunludur. Bu gibi ifadelerin Türkçe çevirisinde var e, sözcüğünün bulunduğunu da belirtmiş olayım. Sınıfta bir öğrenci var. Burada fi bulunma anlamı ifade ediyor. Sınıfta diyoruz o yüzden. Talibim var. Eğer mesela lissaffi nefidetun dersek bu da aynı yukarıdaki formülle uyuyor. Çünkü lisafi şibi cümlesi cari mecur nefizetun bu da nekre isim. Ama yukarıdakinden farkı ne? Yukarıdakinde haberin yani şibi cümlesinin e, harfi ceri fi içinde bulunma anlamı ifade eder. Lisafi'deki li ise sahip olma ifade eder. Yani sınıfın bir penceresi var. Sınıfı bir penceresi var. Eğer bir harfi cer kullanacak olursak mesela halfel b şey harfi cer demişim. Muza şey genelde muzaf olarak karşımıza çıkacak olan zarf olarak getirecek olursak ki buna da şey cümlesi deniliyor ve zarflar genelde isim tüm, isim tanımlaması sonra karşımıza çıkar. Halfel b abi talibun. Kapının arkasında bir öğrenci var. Burada halfe arkası arkasında demek bir zarftır. Zarflar da e, efendim bir yönde işte bulunma anlamı ifade eder. Önünde, arkasında, altında efendim gibi. Kapının arkasında bir öğrenci var. Burada ne diyoruz? Erkeğin arkasında bir kadın var. Kapının arkasında bir öğrenci var. Ne diyeceğiz? Erkeğin arkasında halfer raculi imraatun. Erkeğin arkasında bir kadın var. şimdi cümlesi. E, efendim yüklem. E, Mübtedamız nekra. E, o yüzden yüklemimiz başa geçiyor. Ve burada bir var anlamı ortaya çıkıyor. E, bunun Bunları niye böyle yaptık? Yani yüklemler niye öne geçti? Özden'in önüne geçti. Önce özne gelirdi hani. Efendim. Her C nekradır. Şibir cümlesi de bir C'dir. Eğer bu. Nekra bir isimden sonra gelirse yani imra kelimesini şu C'nin önüne alacak olursak o zaman sıfat tamlaması oluşur. Belirtisi sıfat tamlaması. Adamın arkasında olan bir kadın. İşte nefize mesela öne alınacak olursa sınıfın bir penceresi. Öğrenci öne alacak olursak kapının arkasındaki bir öğrenci. Talibi öne alacak olursak sınıftaki bir öğrenci şeklinde belirtisiz sıfat tanıması oluşur. Yargı bildirmek istediğimiz için zaten e, bu elemanlar yer değiştiriyor ve öne geçene haber, e, sonra gelene de müpteda diyoruz. Burada haberin öne geçmesi bir zorunluluk. Aksi halde sıfat tamlaması oluşuyor. Ama sen yargı bildirmek istiyorsun cümleyle. E aslında bu cümlenin özünü yakaladık nedir? Erkeğin arkasında bir kadın var. E peki her başarılı erkek, e burada her başarılı erkek, yani erkek yerine her başarılı erkek nasıl denilir? Yani şu racul kelimesinde oynama yapacağız. Çünkü erkeğin arkasında demiyorum ben. Her başarılı erkeğin arkasında diyorum. Her başarılı erkek ifadesi, efendim Arapçada kul kelimesiyle Halfe, Kulli, raculin. Her bir erkeğin arkasında bir kadın vardır dedik. Ama ben bir kadın vardır demiyorum. Ondan daha başarılı bir kadın vardır. O zaman terkibi büyütüyorum. Bakınız, terkibi büyütüyorum. Ama ilk önce ne yaptım? Bu cümleyi ana ögelerini buldum. Yani en az sözcüğe indirgedim. Daha sonra da geri gelen kalan fazlalıkları ilgili e, ögeyi e, genişleterek e, oluşturdum. Önce e, adamın arkasında dedim. Daha sonra her başarılı erkeğin arkasında diyeceğim. Şu an ben her, baş, e, her erkeğin arkasında dedim. Fakat her başarılı erkek diyor. O zaman şuradaki başarılı ifadesi erkeğin sıfatı ve sıfat e, mevsufuna uyacaktır. Halfe kulli racülün nâcihin. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın var. Ondan daha başarılı bir kadın. Ondan daha başarılı ifadesi kadının sıfatı. O zaman sıfat Arapçada ilgili isimden mevsuptan sonra gelir. Tabi burada daha başarılı ifadesi nasıl söylenir? Onu bilmek lazım. Ef'alü min kalıbıyla söylenir. Efendim. Encahu minhu. Şimdiki buradaki hu zamiri erkeğe gidiyor. Yani ondan daha başarılı bir kadın dediğimizde şuradaki o yani erkekten demek. Efendim onun zamiri hu'dur. Eğer müennes olsaydı he diyecek olurduk. Peki encahu kelimesi İmran'ın sıfat olmasına rağmen niye müzekker yapıda geldi derseniz, Efendim e min kalıbı, efolün min kalıbı e farklı bir kullanımı alternatifi yok. Hep encehu min şeklinde gelir karşılaştırmalarda. İster e, kadından bahsedelim, ister erkekten, ister kadınlardan bahsedelim, ister erkeklerden, hep böylesine bir e, minli karşılaştırmalarda encehu min. Sadece bu kalıp kullanılır. Encehu min. Yani münnesi ikili, çoğulu falan e, yapılmaz. Yani özel bir kullanım. İmratun en minhu ondan daha başarılı bir kadın demektir. ben bu ifadenin tümü müptedadır. E, bu da haberdir. Haber niye öne geçmiş? Az önce anlattık ya. Efendim var anlamı var. Bir. İkincisi her başarılı erkeğin arkasında ifadesi e, yüklemdir. İşte ondan daha başarılı bir kadın. Bu da öznedir. Şibit cümlesi gelince haberimiz Müpteda'mız yani öznemizde nekra olunca Haberin öne geçmesi zorunludur Aksi halde Bunu Müpteda'dan sonra getirecek olursak Belirtisiz sıfat tamlaması oluşma ihtimali var Demiştik Yukarıdaki örneklerde Fissafi talibin yargı bildirir Ama talibin fisafi belirtisiz sıfat tamlamasıdır <laughs> Şimdi Yaptığım çeviriye en yakın çeviriyi efendim buluyorum. Halfe kulli raculin nacihin ve imraatin nacihatin. Bunu uzatmışlar. Her başarılı bir erkeğin ve başarılı bir kadının arkasında ene ence huma ben onlardan daha başarılıyım diye bir cümle kurulmuş. Yani her başarılı ve e, her başarılı bir erkeğin ve başarılı bir kadının arkasında ene ben varım sanki e, efendim demeye çalışıyor. En cehumu minhumu ben onlardan daha başarılıyım. Yani istediğimiz bir şey değil bu. Nitekim şurada wow kendisinden sonraki başarılı kadını kendisinden önceki başarılı erkeğe atfediyor. Yani bunlar atıf grubu oluşturuyor. Oysa burada başarılı bir kadın ayrı bir öge, başarılı erkek ayrı bir öge. Ama bu vav onları birleştiriyor. Tek bir ögeye dönüştürüyor. Olmaz. Peki, B'de ne var? Likul limraatin Hatin, Her başarılı bir kadının halfehu <laughs> raculun arkasında bir erkek var. E, o zaman şu arkasında e, yüklem, رجلun özne ama bu bir isim cümlesi. Bunun hepsi de imra kelimesinin ikinci sıfatı. Yani ba başarılı arkasında bir erkek olan her bir kadının her bir kadının vardır kendisinden daha başarılı Arkasında bir adam var, başarılı bir kadın. Yani başarılı, arkasında bir erkek olan her bir kadının ondan daha başarılısı var gibi bir cümle kurmaya çalışmış. Tabi yanlış kurulmuş. Kur Efendim burada arkasında var diye zarf yüklem olması lazım. Halfe <laughs> raculin ya da halfer <laughs> raculi adamın arkasında. Ve burada da başarılı bir kadın belirtisi sıfat tanıması, oluşması gerekiyor. Cim şıkkına bakalım. Halfe kulli raculin her bir erkeğin arkasında var. Ellezi <laughs> necaha başarılı olan. Şimdi burada başarılı olan her bir erkeğin arkasında efendim ondan başarılı bir kadın var. Şimdi burada bir daha başarılı diyoruz. İsmi taftil kullanılması gerekiyordu. Ama kullanılmamış. Bu bir. İkincisi, ellezi neceha ifadesi başarılı olan demek. Ellezi kendisinden sonraki bu C'yi, neceha'yı marife sıfat isme dönüştürdü. Ee, burada racul nekradır. Nekranın marife sıfatı olmaz. Ee, demek ki yanlış. Del şıkkında bakıyorum. Xalfe kulli rujul nacihin, başarılı her bir erkeğin arkasında imraatun encahmin o. Ondan daha başarılı bir kadın var. Evet, doğru şık. der Aşağıdakilerden hangisi ekran anlamına gelmektedir? Şeyşetun ekran, Şakatun çetrefilli, sert, sıkıntılı, zor. Bernamed program şedde çeşitli demek. Aşağıdaki cümlelerde hangisi yanlıştır? Bunun için öncelikle öznesini, yüklemini, nesnesini varsa bulmamız gerekiyor. Sautul mer'eti kadının sesi alin yüksektir. <laughs> Burada Herhangi bir problem yok. Bakın burada yüksek olan kadın değil, sesi. Dolayısıyla Ali kelimesinin e, müzekker olması lazım. Zaten müzekker. Esarud <laughs> zehebi altın fiyatları, mürtefiyatun yüksektir. Burada altın fiyatları, fiyatlar den bahsediyorum. Yani yüksek olan fiyatlardır. Bu da şunu gösteriyor. İsim tamamlamasının asıl elemanı muzaftır. Yani isim tamamlamasını ben niye kuruyorum? Genel olarak muzaf için kuruyorum. Altın fiyatları yüksektir. Yüksek olan altın değil. Fiyatları. Buradaki fiyatlar akılsız çoğul olduğundan yüklememiz tekil mühendis olarak gelmiştir. Mübdeda haber. Mürtefiyatın mü e tekil mühendis gelmesi sebebi e, ıı, efendim eshar kelimesinin akılsız çoğul olmasından kaynaklanıyor. Burada da herhangi bir yanlışlık yok. B şıkkına bakıyorum. Li ehi hani fissafi talibun geçmişti ya az önce. Aynı formülde. Li kardeşimin vardır. Sadikun bir arkadaşı. Kardeşimin bir arkadaşı var. Ama bu aradaki arkadaş e, efendim devam ediyor. E işte kelime grubuna dönüşmüş. Cemil yüze güzel yüzlü. Cemil veci güzel yüzlü anlamına gelen bir çakma izafet. Ve bu çakma izafetin bir özelliği şu. Yani çakma dememizin sebebi de o zaten. Muzafı marifeye muzaf olsa da e nekradır. Yani buradaki cemil kelimesi nekradır. Nitekim buradaki Cemil kelimesi sadiyik sözcüğüne sıfat olmuştur. E sadiq, nekra, cemilül veci nekra olması lazım ki zaten sıfat olsun. Aksi halde bu terkip yanlış olurdu. Cemilül veci güzel yüzlü demek sadiyikin sıfatı. Güzel yüzlü, güzel yüzlü bir arkadaş. Hepsi müpteda öbeği ve nekradır. Li'ekhi de haber olup öne geçmiştir. Yargı bildirmesi için. Kardeşimin güzel yüzlü bir arkadaşı var. Kardeşimin güzel yüzlü bir arkadaşı var. Hani demiştik ya Fistafri Talib'in cümlesinde, şibit cümlesi haber öne geçtiğinde, işte müpteden nekri olduğunda bu gibi ifadelerde e, haber önüne geçmesi zorunlu. Çeviri yaparken Türkçe'ye var sözcüğünü kullanmaya çalışın demiştik. Burada da herhangi bir problem yok. Yani nekreden sonra bir çakma izafet geliyor. O da nitelik bildiriyor. Ve buradaki cemil kelimesi sadıkla bağlantılı. Yani sadık tekil erkek, cemil e bu da tekil erkek. Yani zamir değerleri ikisinin de huvedir. E sıfatlanmasında da bir problem yok. Kurallara uygun kurulmuştur cümle. Ama del şıkkına baktığımızda yani bu müpteda öteki de haberdir. Hayır, nazifeyni. Ha nazifeyni dedim ama gayr kelimesi bak hep olarak gelir. Ee, efendim. Ee, nadiren e, e, izafetten kesilmiş olarak da kullanılabilir ama o, hani bu e, efendim birkaç o istisnai kullanımları dikkate almayalım. Kendisinden sonra nitelik bildiren bir isim geldiğinde e, değil anlamı verir. Gayru nazif mesela temiz değil. Yani temiz olmayan. Efendim gayr muzaf gelir. Bundan sonraki kelime de o zaman muzafın ileyh olur. Muzafın ileyhlerin özelliği ne? Mecrur olmaları. İkil bir kelime nasıl mecrur olur? Elifin yaya dönüşmesiyle. Gayru nazifeyni. Ama burada elif gelmiş. Çok bariz bir hata. Yanlış olan cümlemiz budur. Adamlar temiz değil derken Erracülen gayr-ı dememiz gerekiyordu. Hangisi hastalıklar anlamına geliyor? Eşribetun şarabun içecek anlamına gelen sözcüğün çoğulu. Edviyetun deveun ilaç anlamına gelen sözcüğün çoğulu. Emrad maradun hastalık anlamına gelen maradon kelimesinin çoğulu. Yani dolayısıyla burada doğru şık bu oluyor. Marada ise maridon e, ki hastalık anlamı, hasta anlamına gelir. Kelimesinin çoğuludur. Marada hasta anlamına gelen marid kelimesinin çoğuludur. Marazlı diyoruz yani biz. Marda <laughs> 6 Es-seferu fi's-saati gaden Uygun olanı ile doldurdum. Alternatiflerin hepsi yanlış çünkü. Efendim, saat ifadeleri mesela saat 5, beş, 5'te, saat 7'de, saat 3'te gibi e, anlatımlarda e, sayılar yani oradaki rakamlar var ya işte saat 5 derken onlar Arap dilinde sıralama bildiren efendim sıralama bildirirler diğer bir ifadeyle saat ifadeleri sıralama bildiren efendim rakamlarla sayılarla ifade edilirler ve bu karşımıza sıfat tamlamasında çıkar. Oradaki Sıralama bildiren sayı Saat ifadesinin peşinden sıfat olarak gelir Mesela yolculuk Yarın Biz 6'da deriz e, Türkçe'de ama Araplar Gerçekte şöyle der Yolculuk e, Yarın Günün 6. saatinde Hani gün gece 24'ten sonra başlıyor ya İşte Mesela sabah saat 6 derken Arap şey diyor. Saat günün altıncı saatinde. Hani 24 saat ya gün. E, şu an işte altıncı saatteyiz gibi. Mesela şu an saat kaç? E, 9.49. E, 10 diyelim. E, bunu Arap şöyle söylüyor. Şu an saat 24 saatin onuncusunda. E, efendim. 24 saatin onuncusunda. Öyle. Efendim. Ama biz Türkçe'de efendim saat 10 diyoruz. Araplar sıralama sayısı kullanıyor. Buradaki es saati es-sadese gaden. Buradaki es-sefer mübteda, geri kalanı da yüklemdir. Saat ifadelerinde sıfat tamlaması olduğunu söylemiştik. Saat mevsuftur. Sıfat dört açıdan mevsuf uyacaktır. Tek uygun cevap es-seadisedir. Es-seadis olmaz çünkü müzekkerdir. O yüzden saat yani mevsuf mühennestir. Burada o uyum yok. Del ve A şıklarında ise normal sayıma sayıları kullanılmış. Sıralama sayıları değil. Sıralama sayıları fail vezinde gelir. E, e, bir e, hariç. Bir için evvel sözcüğü kullanılıyor. Birinci demek, ilk demek. Bunun mühendisi de ula'dır. E, efendim, o da birinci demek. Ama bunun dışında e, ona kadar rakamları yani 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rakamlarını fail vezne getirerek sıralama bildirtirebilirsiniz. Mesela seni Thales nokta 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 aşir ikinci üçüncü onuncu demektir. Ve bunları saatlerden sonra sıfat olarak getirirseniz o zaman saniye, salise, aşira olur. Sadise de bunlardan bir tanesidir. Yolculuk yarın saat 6'da. 7. <laughs> et talebetu et -talebetu, erkek öğrenciler demektir. Sonundaki tayi merbuta sizi yanıltmasın. İhvetun erkek kardeşler demektir. Buradaki tayi merbuta sizi yanıltmasın. Mehdebu. Şimdi burada yüklemimiz yine sıfat tamlama sonra geliyor. Terbiyeli kardeşler. Edepli kardeşlerdir. Yani burada şunu söyleyeceğiz. Nokta nokta öğrenciler terbiyeli, edepli kardeşlerdir. Nokta nokta öğrenciler. Şimdi efendim burada entun ne hiç olmaz. Niçin? Şimdi burada bir kelime grubu var. Kelime grubu. E bu kelime grubu sıfat tamlaması olabilir, isim tamlaması olabilir, bedel grubu olabilir. Ama şuradakilere bakıyorum. Efendim buraya zamiri getirirsek, sıfat tamlaması olmaz. Niye? Efendim, zamirler mevsuf olmaz. Bu bir. Yani hiye de, entunne de, nahnu da diyemeyiz. Çünkü bunlar şahıs zamirleridir ve şahıs zamirleri mevsuf olmaz. <laughs> e, peki işaret zamirleri mevsuf olur mu? O da mevsuf olmaz. Eğer İşaret işaret zamiri terkipte sıfat tamlamasında geçecekse bu ancak sıfat olmasıyla mümkün olur. Yani et talebetu he uley diyebilirdik. Ama ilk cümleyi yorumlarken dedik ki işaret zamirlerinin bir diğer kullanımı da bedel grubudur. Yani el takılı ismin önüne o isme işaret ederek geçebilir. Yani Türkçedeki yine sıfat tamlamasına karşılık gelir tercümesi böyledir. Ama Araplar ona bedel terkibi diyor. Çünkü sıfa öne geçmez efendim Arapçada. Ha talebetu. Bu öğrenciler terbiyeli ıı evet kardeşlerdir. Bunları sormamızın sebebi daha çok etne, talebe kelimesinin efendim müzekker mi müennes mi olduğunu bilip bilememeniz ihvetun bu, bu, bunlar ilk günden itibaren efendim söylenir ihvetun kelimesi erkek kardeşler demektir talebetun kelimesi erkek öğrenciler demektir e, şu ana kadar mesela dört tane sınav yapıldı bunun ikisinde belge üçünde bunlar yine çıkmıştır efendim hani daha önceki e, derslerin birinde yine kayıtların şunu söylemişizdir, söyledik. Mühendislik e, alameti deyince akla gelen ilk tayi marbutadır ama her tayi marbutalı kelime mühendis olacak değildir demiştik. Burada doğru şık he, bedel terkibinde müptelmin elemanına karşılık kullanılan heulaydır. Peki diyeceksiniz ki şu zamirler bedel terkibinde kullanılmaz mı? Hayır. Zamirler mevsuf olmazlar zamirler bedel terkibinde efendim bedel terkibinde kullanılmazlar. Efendim he burada bedel terkibinde kullanılmaya müsaittir. Çünkü kendisinden sonraki kelime el takısı almıştır. Eğer almasaydı bunu da bedel terkibinde kullanamaz. Efendim sıfat tamlaması yapmam gerekir et talebetu heulayi demem gerekirdi. Ayrıca hiye ve entunne de yani anlam açısından da olmaz. Çünkü hiye tekil müennes, entunne çoğul müennes e, demek olup et talebe çoğul müzekkerdir. Belki burada nehnu olabilirdi ama nehnunun e, bu, buraya e, uygun e, düşmediğini terkip açısından söyleyeyim. Gülün rengi kırmızıdır. Yani burada önce özne ve yükleme belirlemem lazım dedim. Türkçe cümleyi belirlemem lazım. Yani ağzımdan çıkanı kulağım duyması lazım. Yani bilmem lazım ne diyorum. E efendim gülün rengi kırmızıdır diyorum. E o zaman bu madem bir Türkçe cümle özne ve yükleme olur. Önce özneyi bul. Bu gülün rengi özne kırmızıdır da, da, da yüklem. Zaten üç sözcükten oluşuyor. Peki gülün rengi kırmızıdır. Burada kırmızı olan ne? Sakın gül demeyin. Burada kırmızı olan renktir. Peki niye renk? Efendim, gülün rengi bir isim tamlaması olup Türkler isim tamlamasının asıl elemanını terkibin sonuna koyarlar. Gülün rengi. Yani ben burada renkten bahsetmek için bu terkibi kurmuşum. Gülün rengi kırmızıdır. Dolayısıyla burada kırmızı olan gül değil, renktir. Eğer bunu biliyorsan Arapçası kolay. Yine gülün rengini müpteda yapıyorsun. Bir bakıyorum burada. Efendim. Farklı farklı terkipler var tabi. Hani Türkçe'de gülün rengi kırmızıdır diyorum. Türkçe'de bitiriyorsun. Ama Arap öyle de der, böyle de der, şöyle de der. Hepsinde de gülün rengi kırmızıları kasteder. Bakalım. Levunul verdeti ahmaru. Gülün rengi kırmızıdır. Buradaki yüklem, kırmızı, efendim, e, müzekker olarak gelmiştir. Çünkü, levun, müzekker bir kelimedir. Peki, verde, gül, mühennestir. Ama benim gül ilgilendirmiyor ki. Çünkü, kırmızı olan, renk, evet, gülün rengi. O yüzden, birinci cümlede bir şey yok. Yanlışlık yok. O zaman, bakalım, diğerlerine. C'ye bakalım. Levnul verdeti hamrau. Gülün rengi kırmızıdır. Ama şuradaki kırmızı ifadesi efendim renge değil de güle uymuş. Ya ben gülün rengi kırmızıdır derken gül kırmızıdır demiyorum ki. Renginin kırmızı olduğunu söylüyorum. Peki gül kırmızıdır deseydim ne derdim? Gül kırmızıdır derdim. Ama gül kırmızıdır dememişim. Gülün rengi kırmızıdır demişim. Ve Arapçada renk müzekkerdir. Dolayısıyla e, hamra o menes kelimesi değil ahmar o müzekker kelimesi kullanılması lazımdı. Demek ki C değil. Efendim e, B şıkkında bakalım. E, elverdetu gül rengi kırmızı olandır. Tabi Türkçede böyle bir yapı yok. Türkçe'de var olanla e, cevap verecek olursam tercümeyle efendim gülün rengi kırmızıdır ama burada bakınız gül rengi kırmızı olandır yani şuradaki kırmızı ifadesi yine rengin yüklemidir ama buradaki renk müzeker e, kırmızı da mühendis e, bu da olmaz şu mühendis olmamalıydı ters yıkına bakıyoruz Elverde to gül. Levnoho onun rengi ahmaro kırmızıdır. Şimdi buradaki kırmızı olan bir bakıyorum levne gidiyor. Renk e, rengi kırmızıdır. Yani renk müzekker olunca ahmar kırmızı sözcüğü müzekker gelmiş. Doğru. Fakat şurada şöyle bir yanlışlık var. Şuradaki hu zamiriyle kastedilen güldür. Ama gül müennes. O zaman elverdetu levnu he demem lazımdı yukarıdaki gibi. Elverdetu levnu he demem lazım. Ama aşağıda kırmızı olan renk olduğundan levnu he ahmaru diye de sürdürmem lazımdı. Dolayısıyla buradaki hamra kelimesi yanlış. Burada ise hu zamiri yanlış olarak kullanılmıştır. Burada da hamra getirilmemeliydi. Zaten A şıkkında tüm efendim olumsuzluklar giderilmiş. Doğru şık A. Gülü kırmızıdır. Levonul verdeti ahmaru. Tabi siyah olan günler de var. Efendim beyaz olanı da var. Levonul verdeti sana asmaru. Ah asfadu. Ebiyadu. 9. El muhattiratu darratun darratun ve memnuatun yasaktır. Memnua yasak. Men edilmiş. Uyuşturucular, uyuşturucular zararlıdır ve yasaktır. Devamında gayru müfidetin ve mübahatin faydalı ve mübah izin verilmiş değildir. <laughs> Şimdi burada sözcük bilgisini sonra bakalım. Masnuatun üretilmiştir. Yani zararlıdır ve üretilmiştir. Faydalı ve izin verilmiş değildir. Masnuha olmuyor. Şefiyetun efendim tedavi edicidir, iyileştiricidir. Mukniyatun ikna edicidir. Efendim burada anlam açısından da en uygunu memnuatun. Uyuşturucular zararlı ve yasaktır faydalı ve izin verilmiş değildir. El hayvanı tavilul kameti Efendim bu lafzi izafet dediğimiz, çakma izafet dediğimiz bir terkiple kurulmuş bir müpteda öbeği. Uzun boylu hayvan şudur. Buradaki huve fasız zamiridir. Uzun boylu hayvan. Bakınız buradaki uzun boylu ifadesinde efendim el kameti kelimesi tavilin kelimesinin muzaf ilehidir. Şaşırmış olabilirsiniz. Tövbe tövbe diyebilirsiniz. Efendim bir kelime iki yerde mecbur olur biliyorsunuz. Harfi cerden sonra gelirse ve muzaftan sonra gelirse. E buradaki el kame kelimesi mecbur olmuş. Kesreyi görüyorsunuz. E bu yanlış hareketlenmemişse e o zaman Başında ya harficer vardır. E yok. O zaman muzaaf vardır. Evet. Et tavil kelimesi dinciler tarafından muzaaf olarak görülmektedir. Ama diyeceksiniz ki hani el takısı almıyordu muzaaflar. Bas bas bağırıyordunuz. Doğru. Muzaaflar el takısı almaz. Temin almaz. iki çoğunluğunu almaz. Ama e, bu hakiki izafetlerde geçirdi. İşte bu çakma. Çakma izafet diye Lafzı izafet diyor. O yüzden öyle diyoruz. Görüntüde izafete benziyor. Çünkü el kâme kelimesi mecrur. Ama el takısı almış. E, evet. Bu çakma izafet arkadaşlar. O yüzden marife olabilmesi için el takısı alıyor. E, lafzı izafet. Ha. Ama öylesine bir fonksiyonu var ki bunun. Yani çakma ama e, efendim anlatım biçimi efendim ee, müthiş uzun boylu demek eğer tavil kelimesini sonraya alırsanız o zaman uzun boy diye bir sıfat tanımlaması elde edersiniz ama siz şimdi bu lafzi izafet çakma izafet yoluyla boyu uzun olan uzun boylu anlamını elde ediyorsunuz bu da dehşet bir şey daha sonra da bu uzun boylu ifadesini hayvanın sıfat olarak getiriyorsunuz uzun boylu hayvan efendim zürafadır. El fiilu ez zerafetu ya da ez zürafetu ikisi de olur. Ez zalebu el cemelu. Fiil zürafa tilki deve. efendim burada uzun boylu hayvan deyince aklımıza efendim zürafa geliyor. El hak yine burada bir sonraki sorumuzda da efendim bu cümlelerin hepsi kitabımızda geçiyor yani okunmuş tercüme edilmiş e cümleler bunlar El tu çanta sonra elvezin kelimesi geçiyor e burada bir sözcük var bu sözcükler bunun hepsinin terkip olduğunu göstermesi lazım. Yani öylesine bir kelime grubu oluşturmamız lazım ki mahbûvetun kelimesi yüklem olsun. Yani bir çanta var, ağırlık var, sevilir. Demek ki ağırlığı az olan çanta sevilir gibi bir ifade olacak. Ya da ağırlığı fazla olan, ağırlığı çok olan ağırlığı az olan çanta sevilir. Bakalım buradaki sözcükleri koyalım. Şimdi az önce demiştik ki şu sözcüklerin efendim buraya koyulması halinde lafzi izafet elde edersek el hakîbe kelimesi marif olduğundan bu sıfatın da marif olması gerekiyor. Ama buradaki sıfat çakma izafet olarak geliyor. Şuradakinin Aynısı aşağıya uyarlanacak. Ama burada uzun boylu hayvan diye terkibi biz kurmuş. Zürafa demenizi istemişiz. Burada ise şuraya olarak getireceğiz ya şu uzun. Ha. Ee, onun o, Buraya bir anlamı da düşünerek e, bir sözcük getireceğiz. Ama bu sözcüğün marif olmasına dikkat edeceğiz. Niçin? Bakınız burada ettavil kelimesi hayavani niteleyince bu çak lafsi izafet çakma izafet nekre olduğundan başına el takısı getirildi ki marif olsun. Ee, burada da el hakibe kelimesi marif olduğundan şu çakma izafetin başında el takısı olması lazım ki e, çantayı niteleyebilsin. El takıl iki tane sözcük var. Biri hafif, biri az. Efendim, burada şuradaki hayvan müzekker olunca tavil müzekker. E, buradaki çanta mühendes olunca da şuradaki sözcüğün mühendes çanta mühendesdir e, olması gerekiyor. Yani el hafife kelimesini buraya koyduğumuzda el hakibetul el hakibetul hafifetul vezni Evet bakın şurada da hareketlendirmesini yapmışız. Hani bazen bir soruyu sorarken bazen diğer sorularda o sorunun cevabını gösterebilecek ipuçları verebiliyoruz. Ee, efendim. Yani bakın burada vermişiz. Hafif ağırlıklı çanta yani ağırlığı hafif olan çanta sevilir. Efendim sakı ile kelimesini buraya getirecek olursak yani nasıl okuyacağız ki? El hakibetu sakiletun dersek cümle burada bitmiş olur. Çanta ağırdır. Çanta çoktur. Diğerleri olmaz zaten. Evet, ama vezin, vezni buraya bağlayacak olursak şöyle diyebiliriz. El hakibetu sekiletul vezni. Çanta kilosu ağır olandır. Yani ağır kiloludur. Aslında bu söylenilebilir. Yani el-hakıbe müpteda e, geri kalanı da haber olur denir. Ve zaten haberlerde genelde nekradır. Ama peşinden de mahbubetin geliyor. Yani bu bize burada haberi mahbube olduğunu, geri kalan sözcük öbeğinin özne olduğunu gösteriyor. E, üç sözcük arasındaki ilişkiler incelendiğinde ancak lafzı izafetle elde edilmiş El hafife sözcüğü buraya uygun düşüyor. Ağırlığı hafif olan, hafif ağırlıklı çanta sevilir. 12 Burada da işaret zamirlerinin kullanımına yönelik bir soru var. Vucuhu yüzleri demek. He, o, bunlar demek. Şimdi bu yüzler mi demek istiyorum bunların yüzleri mi demek istiyorum. Yukarıda işaret zamirinin iki tane kullanımından bahsetmiştim Arapçada. Eğer bu yüzler diyecek olursam burada bir sıfat tamlaması oluşur Türkçede. E, Türkçedeki işaret zamirinin kullanmış olduğu bir sıfat tamlaması Arapçada yine sıfat tamlaması olarak getirilebilir. Ya da bedel grubunda oluşturulabilir bu terkip. Eğer sıfat tamlamasında kullanacaksa sıfat sonra gelir. Önce yüz denilir, sonra da bu denilir. Ama burada böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü buradaki işaret zamiri 1 çoğul ve akıllıdır. Oysa yüzler akılsız çoğuldur. Bu açıdan o uymaz. 2 Hadi uyduğunu varsayalım. Buradaki vücu kelimesi el takısı alması lazım ki marif olsun. He oleydi onun sıfatı olsun. Ama burada vücu kelimesi el takısı almadığı gibi tenvin bile almamış. Efendim bir kelime tenvin almadıysa biz bundan iki şey anlayabiliriz. Hani ismin kullanım halleri vardı. Arapçada isim ya yalın halde kullanılır. Efendim ya el takılı halde kullanılır ya da muzaf halde kullanılır. Bir kelime, bir kelime tenvin almadıysa bakıyorum el takılıyken iken tenvin almaz. Demek el takılı değil. Tabi lafzı izafet değilse demiştik ya. <laughs> ya şey o muzaf haliyle ilgili bir açıklamaydı. El takılı ise tenvin almaz. Tamam. Peki muzaf muzaf iken el takısı alır mı? Alabilir. Lafsi izafetse. Peki temin alır mı? Muzaf haldekiler temin almaz. Ama e, bu temin almamış. E, el takılı değil. E, peki yalın halde olsaydı ne olurdu? Gayr musarif değilse tekil alır e, şey tenvin alırdı. Ve bu gayr musarif olmamasına rağmen yine temin almamış. Hmm, demek ki bu muzaaf halde. E bir muzaaf varsa bir muzaaf varsa bir yerde peşinden muzaafın ileyh vardır. Demek ki bu bir sıfat tamlaması filan değil. Bu olsa olsa ancak isim tamlaması olur. O zaman bunun anlamı bunun bunların yüzleri. Evet. Elinle birilerine işaret ediyorsun. Erkeklere ya da kadınlara. Diyorsun ki bunların yüzleri Güzeldir diyorsun. Şimdi peki bunların yüzleri derken Güzeldir derken Güzel olan bunlar mı yüzleri mi? E, yüzleri tabii ki. E, yüzler e, akılsız varlıklardır. E, efendim isim akılsız isimdir. Gayri akildir. E, gayri akiller Arapça'da tekil mühendis kabul edilir. O zaman tekil mühendis kabul edilen bir yüklem aramam lazım. Cemilun tekil müzekker kabul ediliyor. Cemile'tun tekil mühendis kabul ediliyor. O zaman bu olabilir. Cemile'tun çoğul müennes. cümleye o çoğul müzekker. Sadece Cemile'tun uygundur. Bunların yüzü, bunların yüzleri güzeldir. Caddelerin ağaçları uzundur. Efendim biri özde. Caddelerin ağaçları uzundur da yüklem. Uzundur yüklem Peki caddelerin ağaçları Efendim özlemiz isim tanımlaması Neyden bahsediyorum? Ağaçlardan e O zaman e, Arapçada isim tanımlamasının ele Asıl elemanı yani ağaçlar Terkip başında olur Neyden bahsediyorum? Ağaçlardan O zaman caddeler Ağaçlardan sonra gelecek Önce ağaçlar sonra caddeler gelecek Peki önce caddeler sonra ağaçlar gelirse ne olur? O zaman ağaçların caddeleri olur. E, peki bakalım şimdi 13 oğlu cümleye. Eleşcaru şevariyo. Şimdi eleşcar e Şimdi caddelerin ağaçları desem sıralamada. E, sözcükler doğru sıralanmış. Önce ağaçlar var bakınız. Sonra caddeler var. Ama hani isim tanımasının... Muzafı el takısı almazdı. E burada almış. Ayrıca şevari kelimesi madem muzafin ile mecrur olur. Ama burada dammele e çünkü yanlış terkip kurulmuş. O yüzden. Ve caddeler burada ağaçların sıfatı değil. Taviyyletun. Uzundur. Bu yanlış kurulmuş bir terkip. B. Eleşcaru şevariyen taviyyletun. Aynı açıklama burada da geçerli. Efendim şevari kelimesi mecur olmuş. Harika. E, ama el eşcar kelimesinin şeyi e, muzaf yani el takısı almış. O muzaflar el takısı almaz. Bir de caddelerin ağaçları derken belirtilisin tamaması var burada. Yani eşcar-ı şevariye dememiz lazımdır. A D şıkkında bunu söylemişiz. Eşcar-ı caddelerin ağaçları taviletun. Az önceki söylediğim tüm aykırılıklar burada ortadan kaldırılmış. Cim şıkkında ise ne yanlışlığı var bakalım. Şevari uleşcari, Ağaçların caddeleri uzundur diyor. Ben caddelerin ağaçları uzundur diyorum. Adam ne diyor? Ağaçların caddeleri uzundur diyor. Aynı şeyi söylemiyoruz. <laughs> El kutubu vel melebisu. Kitaplar ve elbiseler. Mumtiyatun. Zevklidir, keyiflidir. Mumezzakatun yırtıktır. Mut'ibetun yorgundur. Pardon yorucudur. Mut'abetun diye düşündüm. Mut'ibetun yorucudur. Muz'icetun huzursuz edicidir. Rahatsız edicidir. Efendim burada en uygunu yırtıktır. Beşiktir. 15. Burada emmafeye kalıbı var. Tabi emmafeye kalıbını biz vermişiz. Artık onu herkes biliyor. Ee, efendim. Burada bir cümleyi anlayıp anlamadığınızı ölçmeye çalışıyoruz. Kelime bilgisi çerçevesinde. Enneharu, <laughs> mışmysun. Gündüz, güneşli. Emme, nokta, nokta nokta. Nokta noktaya gelince femoz limon. Nokta nokta ise karanlıktır. Yani gündüz güneşli, gece ise karanlıktır denilmesi lazım hani. el o öğle yemeği. El-yeumu e, gün ama bu gün e, gündüz anlamındaki gün falan değil. 24 saat anlamındaki gün. Cim el-leylu gece. Del şıkı ise e, akşam yemeği. Yani gündüz güneşlidir, akşam yemeği ise karanlıktır. Olmaz. Burada Gece ise karanlıktır denilmesi lazım. Bu fakültenin dekanının eski arabasının rengi siyahtır. Şimdi burada siyah olan efendim bu sözcük yüklemdir. E, geri kalan bu fakültenin dekanının eski arabasının rengi ifadesi öznedir. Efendim bu fakültenin dekanının eski arabasının rengi bu terkipte ben neyden bahsediyorum? Öncelikle tek sözcük söyleyin dersem ne dersiniz? Renk dersiniz. Yani bu cümlenin fazlalıkları atılmış haliyle oluşturulmuş en öz şekli renk siyahtır. Demek ki özne grubunun asıl elemanı renk, yüklem grubunun asıl elemanı ise siyahtır. Şimdi bu cümleyi tabii ki ben Arapçaya tercüme edeceğim. Ama önce gelin mevcut olan çevirileri ele alalım. Levnu seyyaratil kadimeti Eski arabanın rengi Li amidi hazil kulliyeti Bu fakültenin dekanının Dekanının Bu fakültenin dekanının eski arabasının rengi Esvedo, siyahtır. B şıkkında. Levru seyyareti külliyeti hazel amidil kadimi esvedu. Burada ise şu söyleniyor. Bu eski dekanın fakültesinin arabasının rengi eskidir. Ben öyle bir şey demiyorum. Bu eski dekanın, bu eski dekanın fakültesinin arabasının rengi. Evet, yanlış. Ha, evet. ama güzel bir e, isim kurulmuş o da, o da, var yani. Peki cimden ne diyor? Li amid hazil kulliyeti hani fistafi talibun şeklinde formüle ettiğimiz yapıyı çağrıştırıyor. Bu fakültenin dekanının seyyaratın kadimetun eski bir arabası var. Leunu esvedu rengi siyahtır. Yani bu fakültenin dekanının rengi siyah olan eski bir arabası var. çok harikulade bir cümle ama bu fakültenin dekanın eski arabasının rengi siyahtır cümlesinin çevirisi değil. Delde ne diyor bakalım. Seyyaratu amidi hazil kulliyeti kadimetun. Efendim bu fakültenin dekanının arabası eskidir. Bakınız burada bir cümle bitti. Ve levnuha esvedu. Ve rengi siyahtır. Yani bu fakültenin dekanının arabası eskidir ve rengi siyahtır. Böyle iki tane cümle yok yukarıda. Ayrıca şuradaki eski burada yüklem değil arabanın sıfatıdır. Yani A şıkkına gelince e, nasıl bu cümle efendim bu cümlenin çevirisi oldu. Şimdi şunu söyleyeyim. Burada bir psikopatça bir yaklaşım var. Biz buna psikopat izafet diyoruz. Arapçada tabii ki böyle bir başlık yok. Efendim, bu fakültenin dekanının dikkat ederseniz şurada bir ın var. ın. Şuradaki ın efendim e, e, Türkçedeki isim tamamlamalarındaki o ın'ın sahiplik bildirme fonksiyonu var. Sahiplik bildirme. Arapçada da li bu fonksiyonu icra eden bir harficerdir. Türkçe'de böylesine karmaşık terkipleri Arapça'ya tercüme ederken oradaki 'ın'lardan bir tanesinin, mesela ortadaki 'ın'ı tercih edebilirsiniz 'ın'ın yerine 'li' getirirseniz bu karmaşık tamlamayı e, tamlamayı basitleştirmiş muhatap için daha anlaşılır hale getirmiş olursunuz. Nasıl yani? Yani şöyle diyeceksin. Eski arabasının rengi diyeceksin. Eski arabanın rengi diyeceksin. Sonra da ın anlamını vermek için li koyup bu fakültenin dekanı diyeceksin. Ve bu şekilde Arapçada böylesine karmaşık bir terkibi kurma imkanı bulursun. Bakınız Esvedo burada yüklemdir. O yüklem olunca, e, geri kalanı da özne öbeği olacaktır. Eğer buradaki bu yüklem olmasaydı, eski arabanın rengi bu fakültenin dekanınındır diye e, efendim yargılı bir cümle oluşturabilirdim. Tabi anlamsız olurdu da. Esvedo diye bir yüklem getirmişim ve şunu da özne öbeğine çevirmişim ve buradaki li'yi Türkçeye tercüme ederken ın terkibini şey ın ekini getiriyorum. Sahiplik bildiriyor çünkü. Ve bu fakültenin dekanının bu fakültenin dekanının eski arabasının rengi terkibini elde ediyorum. Diyeceksiniz ki şurada fakültenin burada da in var, ın var. Peki buraya koysam ya bu li'yi olur mu? O zaman bu fakülte diye bir terkip kurup başına li getireceksin. Daha sonra bunun da önüne dekanın eski arabasının rengi diyeceksin. Yani şuraya li'den önce dekanın eski arabasının rengi demen lazım. Yani levnu seyareti el amidi el kadime ki diye bir terkip kurar. li Lihazil kulliyeti diyebilirdin. Ama burada dekanının ifadesinin başına li getirilmesi tercih edilmiş. Efendim bu karmaşık tamlamalarda yeter ki bu ınlardan birinin başına li getir. Terkibi biçimsel açıdan isim tamlaması olmaktan çıkarıyorsun li aralarını açıyor. Fakat anlam açısından tamamen isim tanımlaması devam ediyor. Türkçedeki gibi. Fakat Arapçada şurada mesela li amid kelimesi daha öncekilerin muzafı ya da muzafin ilehidir diyemezsin. Çünkü li ile bozmuşuz bu biçimsel açıdan, teknik açıdan izafeti. Ama izafet anlamı devam ediyor. Buradaki izafet anlamı li'den kaynaklı. Ha şu da var. Arapçadaki izafetin anlamlarından en çok kullanılanı da lider yani sahiplik bildirir. Anlam açısından 17. soruda öyle diyor. Hangisi yanlıştır anlam açısından? Hmm. Efendim bu cümlelerde geçiyor kitabımızda. Bu ifadelerde üzerinde çokça durulan konulardan bir tanesiydi adin. adin kelimesi yoksun yoksun yani sahip olmayan e, demek. Adem'den geliyor. E, efendim yokluk. Zaten Adem de geliyor burada örneklendiriliyor. Şimdi adim yoksun, Adem yoksunluk demek. Mesela el fashilü başarısız başarısız. Adimun necahi başarı yoksunudur. Yani başarısızdır. Yoksun e efendim o şeye sahip olmayan demek. Peki yoksunluk e, sahip olmama demek mesela Rusu başarısızlık ademun necahi başarısızlıktır başarı yoksunluğudur oradaki yoksunluk için sız süz sızlık süzlük şey eklerini kullanabilirsiniz başarısızlık necah sızlıktır başarısızlıktır doğru kalmak başarısızlıktır başarısız Başarı yoksunudur. Peki cahil nedir? El cahil adimul ilmi. İlimsizdir. İlim yoksunudur. Yani ilme sahip olmayandır. Cahil ilimsizdir. İlim yoksunudur. Peki del şıkkına bakıyorum. El ganiyyu zengin adimul meali. Parasızdır. Yani zengin para yoksunudur. Efendim burada anlamı anlayıp anlamadığınızı ölçmeye çalışmışız. Zengin para yoksunu değildir. Aksine zengin şey fakir para yoksunudur. Parasızdır, parasız olandır. Efendim buradaki adim kelimesinin çakma izafet olarak efendim ilimsiz, parasız, malsız, başarısız anlamında olduğunu söyleyeyim. Adem kelimesi ise Lafsi çakma değil, hakiki izafettir. Bu da başarısızlık demektir. Adim ile nitelik bildiren bir e, terkip, adem ile ise nitelik bildirmeyen bir orgudan e, bahsederken e, kullanıyoruz. Yani böyle bir kavram elde ediyoruz. Mesela Hasanun Hasan, adimur rahmeti, merhametsizdir. Merhamet sizdir. Merhamet yoksunudur. Ama Adem'ur rahmeti, Adem derseniz merhametsizlik, acımasızlık demek olur. 18. Salatul Magribi, gün batımı namazı yani akşam namazı. Ee, güneşin batımı kısa bir süre. Evet, burada olayı da bilmemiz gerekiyor. Yani akşam namazı ne zaman olur? Güneşin batımından sonra. Güneş'in batımından iki saat sonra mı? Hayır. Güneş'in batımından kısa bir zaman sonra. Bir şeyden şu kadar önce, şu kadar sonra. Ya da bir kişiden şu kadar efendim fazla, şu kadar az, şu kadar büyük, şu kadar küçük gibi karşılaştırmalı ifadelerde ya da şu kadar önce şu kadar sonra gibi terkiplerde o miktarın başına bir harf getirmesi gerektiğini getirmesi gerektiğini defalarca söyledik efendim. Tabi bu aklımızda. E şimdi işte bu karşılaştırmaya yapmamız lazım. Öncelik sonralık çerçevesinde. Efendim inde dığında yanında demek. Beyne arasında demek. E biz burada günün batmasından kısa bir zaman sonra demiş olmamız lazım ki hakikate efendim uysun. Kabul edersek o zaman gün batımından kısa bir süre önce namaz kılınmış olur ki kerahat vakti olur. 19 Aslında hemen 18 nolu cümlede 19 nolu cümlenin cevabı efendim kısmen veriliyor. Bakınız. Asbahat Hatice tu Hatice öğretmen oldu. Asbaha bir halde mihale geldi. Bade Ayşe'te, Ayşeden sonra öğretmen oldu. Üç yıl, yani Ayşeden üç yıl sonra öğretmen oldu. E, yukarıda da diyorduk gün batımından kısa bir zaman sonra. Evet. Tabi bu şey ipucunu görebilmek için bilmek gerekiyor. İnsan bilmediği şeyi göremiyor diğerlerini söyle söylemiyoruz. Ayşe'den 3 yıl sonra ifadesi. Bade Ayşe'de bir selasete avemin. Ali doktor Hasan'a eleste taliben öğrenci değil misin? şeklinde soru sorsa Hasan'ın cevabı ne olur? Şimdi Ali doktor Hasan'a soru soruyor. Doktor Hasan sen öğrenci değil misin? diye soruyor. Hasan nedir? Evet ben öğrenci değilim der. Değil mi? Naam, lestu talibendir. Naam, lestu talibendir. Efendim, olumsuz sorulara, olumsuz sorulara, işte olumsuz cevap vermek istiyorsak, efendim, en naam deyip ondan sonra olumsuz devam ediyoruz. Eğer siz öğrenciyseniz ve ben size mesela öğrenci değil misin diye soru sorarsam o zaman eğer sen öğrenciysen bela deyip cümleyi olumlu hale getiriyor sun. Bela ene talibun diyorsun. Ama sen öğrenci değilsin ve ben sana öğrenci değil misin diye soru soruyorum. Sen de tabii ki evet öğrenci değilim diyeceksiniz. Naam lestu taliben. Olumsuz soruya efendim cevap verirken Neam deyince peşinden cümleyi olumsuz olarak tekrarlamalıyız. Dolayısıyla a şıkkı asla olmaz. Eğer olumsuz soruya cevap verirken neam diyorsak asla peşinden olumlu cevap gelmez. Ayrıca olumsuz soruya so cevap verirken eğer bela diyorsak kendisinden sonra kesinlikle olumlu gelmesi lazım. Ama burada gelmemiş. Burada tek şık evet deyip olumsuz yapıldığı cim şıkkıdır. Efendim. Ha bu arada tabi anlam açısından da hani az önceki bu kuralları bilmeseniz de anlam açısından da bu şıkların olmadığını görebilirsiniz. Çok kopya verilmiş yani. Mesela ne ene talibun. Evet ben öğrenciyim. La Doktor Hasan ben öğrenciyim der mi? Demez. Anlama açısından bile demez. Bela diyor. Lestu taliben. Öğrenci değilim diyor. Ama e, Bela aha, Bunu az önceki kuralı bilmemiz gerekiyor. Evet. Bela dediysek Ene talibun dememiz lazım. Ama bu da Aykırı olur. Eğer Öğrenci değilseniz Bela ene yani talibun diyemezsiniz. Peki e, bela leste taliben efendim kuralları bilmeseniz de bunun olmadığını anlarsınız. Niçin? Çünkü ben sana soruyorum benim Yusuf gibi siz de diyorsunuz ki e, diyorum ki e, oyuncak senin diyorum Yusuf'a. E, o da diyor ki oyuncak e, efendim e, senin diyor. O da beni işaret ediyor. Yok benim değil diyorum, senin diyorum. O da diyor ki benim değil diyor, senin diyor. Ee, efendim biz tabi Yusuf'un yaşında değiliz. Burada sen öğrenci değil misin diye sorduğumda cevabında biz ister olumlu söyleyelim ister olumsuz ben deriz. Sen demeyiz. Çünkü ben sana beni sormuyorum ki. Sana seni soruyorum. Sen de senden bahsederken ben dersin. Efendim istifade ettiğinizi umuyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.